Çerkesler 21 Mayıs 1864'te sona eren Rus-Kafkas Savaşı ile birlikte insanlık tarihinin en trajik sürgünlerinden birini yaşadı. Nüfusunun %70'i yurtlarından edildi. On binlercesi sürgün yollarında can verdi. Sağ kalanlar dönemin Osmanlı topraklarına dağıtıldı. Çerkeslerin savaş boyunca yurtlarını terke zorlandığını belirten Düzce Milletvekili Talih Özcan, konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde açıkladı. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Bugün sürgün 159. yıl dönümü. Hepimiz çok acılar çektik. Hepimiz çok sıkıntılar çektik. Biz bu acıların, sıkıntıların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim ailem, dedem, yakınlarım, bana yakın olan bütün Kafkas halkı gerçekten büyük sıkıntılar çektiler. 2 milyona yakın insan sürgün edildi. Bunların 500 bini denizde boğulmuştur. Bir kesimi Bulgaristan'a, bir kesimi Romanya'ya, bir kesimi Ürdün'e, Suriye'ye ve Türkiye'ye gelmiştir. Ben ölen bu şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum. Ancak biz ata yurdumuz Kafkasya'yı çok iyi biliyoruz ama biz ana yurdumuzdayız. Ana demek son derece önemlidir. Ana şefkat demektir. Sevgi demektir, kardeşlik demektir, anlayış demektir. Bizim ana yurdumuz Türkiye'dir. Türkiye bize kucak açmıştır. Osmanlı kucak açmıştır. Sevgisini vermiştir, dostluğunu vermiştir. Cumhuriyetle hepimiz büyüdük, cumhuriyetle doğduk, halen de devam ediyoruz ve yaşayacağız. Eğer bugün Kafkas halkı Türkiye'de bir yerlere geliyorsa bunu cumhuriyete borçludur. Ana yurduna borçludur. Türkiye bize sahip çıkmıştır, biz minnettarız. Bunun ne anlama geldiğini biz iyi biliyoruz. Bir insanın vatanı olmadığı zaman yoksundur, yalnızdır. Ama biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman Çanakkale'de bizleri görürsünüz. Biz Çanakkale'de varız, Dumlupınar'da varız, her yerde varız. Ata yurdumuzu koruduğumuz gibi ana yurdumuzu da koruyoruz. Bu vesileyle çektiğimiz acılar son bulsun diyoruz. Kardeşlik gelişsin diyoruz, dostluk gelişsin diyoruz, savaşlar olmasın diyoruz. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum.